Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Gündemi konuşacağız. Tabii gündemde ekonomi yine birinci sırada oluyor. Atamalar var ama tabii önemli bir atama kararı vardı. Yani aslında önemli de demek doğru mu? İlginç bir atama kararı vardı, öyle söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede pek çok atama yayımlandı. Aralarında en dikkat çekeni de oyuncu Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanması oldu. Bunu konuşacağız tabii. Ayrıca siyaset diyeceğiz. Siyasette neler oluyor? Bahçeli'nin o çağrısı. Daha önce de benzer bir çağrı yapılmıştı. Şimdi bundan sonraki süreçte bu ittifaklar nasıl şekillenecek? İşbirliğine mi dönüşecek? Ne olacak? Ona da değineceğiz elbette ama biz yine de ekonomi diyoruz tabii. Zamlar da peş peşe geliyor. Yine akaryakıt zammıyla gündemdeyiz. Ve bunun galiba devamı da gelecek gibi görünüyor. Çünkü petrol fiyatlarına baktığımızda dünya petrol tüketiminde de rekor kırılmış. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte akaryakıtta da zam fırtınasıyla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Bütün bunları konuşacağız. Tabii bu arada Mehmet Şimşek de demiş ki bir büyüme mesajı vermiş Türkiye'ye yönelik. Önceliğimiz yatırım demiş, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü hızlandırmaktır diye de belirtmiş. İşte bu nasıl olacak bundan sonraki sürece dair halimizi konuşacağız diyelim. Savaş Kerimoğlu ile birlikte. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi tabii hani böyle daha farklı iller görünce işte daha net görünüyor halimiz aslında. Benim gördüğüm kadarıyla biraz böyle tatil bölgesinde işte insanlarla da konuştuk, esnafla konuştuk, turizmcilerle konuştuk. Hakikaten durum çok iç açıcı değil. Ya tatil artık tatil gibi değil ki. Evet. Çünkü yani tatilde ne yaparsın? Rahatlamaya gidersin, dinlenmeye gidersin. Sedat abinin kulakları çınlasın. Sedat Bozkurt diyor ki kafayı bırakıp gidemiyorsun ki tatile. Kafayla gittiğin için tatil tabii olmuyor. Şimdi tatilde karşılaştığın her şey sana bir yük olarak yükleniyor. Yani işte fiyatlara bakıyorsun, hayat pahalılığına bakıyorsun, dondurmaya verdiğin paraya bakıyorsun, suya verdiğin paraya bakıyorsun. O hayata dair her şeyde tatil artık bir lükse girdi, yüke girdi adeta. Yani zaten kimse işte, tatil yapamıyor her şeyden önce. Çoluğunu çocuğunu bir şekilde işte bir şey bir yere götürmek istiyorsun falan ama onu bir kış boyunca da ödüyorsun. Tabii. Ya belki bir dahaki seneye bir kadar sonraki hatta seneye bir kadar sonraki ödüyorsun. Yıla kadar. Şöyle de diyenler var aslına bakarsan. Tatile de gitmeyi ver canım, Allah Allah. Ha, bunu da ya diyenler var. Bu artık şey oldu, geçerli bir söyleme dönüştü. Yani mesela dışarıda bir ailemle yemek yemiyorum deyince evde ye canım, Allah Allah, sen de ne kadar lüks yaşıyorsun. Lüks dediğin şeyin ne olduğuyla ilgili acayip bir hal var. Şimdi zamlardan bahsediyoruz. Bak, benzinin, mazotun artık 40 liraya dayandığı gerçeğiyle konuşmamız lazım. Yani bu seçim öncesinde hep söyleniyordu, işte dolar 40'a dayanacak, şöyle olacak, mazot 40 liraya varacak. Hı hı. O zaman tepki gösteriliyordu. Yani siz işte felaket tellallığı yapıyorsunuz, siz işte ülkeye zarar veriyorsunuz diye. Şimdi 28 Mayıs'tan daha da bugüne fazlası oldu. Daha da devam edecek söylenen gibi gözüküyor. Yerden. Yani şimdi 970 liraya doluyordu 50 litrelik bir depo, bugün 1900 liranın üzerinde bir paraya doluyor. Yani bugün mesela ana haberde çokça konuşacağız. Belki buradan yavaş yavaş da başlayalım konuşmaya. Benzin depolarına, akaryakıt depolarına öyle benzin, mazot pompalanmıyor. Ne pompalanıyor? Zam pompalanıyor. Zam aslına bakarsan artık zulme dönüştü. Gerçekten öyle. Vergilere bakıyorsun, zamlara bakıyorsun, zulme dönüştü. Ya biz dönüyoruz, dolaşıyoruz. İşte atamaları konuşuyoruz, işte siyaset içerisindeki bazı polemik başlıklarını konuşuyoruz. Sayın Bahçeli'nin dün inanılmaz derecede tepki gösterdiği bir adrese bugün gel komşu olalım çağrısını konuşuyoruz. Tamam, siyasette dün dündür, bugün bugündür de yani bir yerde de artık biraz omurgalı durmak lazım, söylediğinin arkasında durmak lazım. Bak, bir iki tane not çıkardım ben, yani Sayın Bahçeli'nin ver yansımları. Daha önce söylediklerinden mi? İnanılmaz yani, öyle böyle değil. Sayın Akşener'e söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Hani nasıl yan yana gelebilirsin, nasıl komşuluk ilişkisi olabilir diye düşünüyorsun. O söylediklerini şöyle hatırladığında, yani ne PKK'nın işte yörüngesine girme, ne işte FETÖ, Sayın Akşener'in mesajlarına pervasızlık, terbiyesizlik ifadeleri, bunlar hafif olanlar. Şimdi yerel seçim yaklaşıyor, hiçbir şey olmadıysa bir şeyler olacak, bir şeylere ihtiyaç var belli ki. Komşunun külüne ihtiyacı var.
muhtaçlık var. Oradan yola çıkar. Şimdi biz orada da yani. Bunları konuşurken yokluğu, yoksulluğu, fakirliği konuşmamız lazım ya. Yani gerçekten çok önemli. Yetiremiyor insanımız artık. Milyonların gerçekten muhtaç olduğu günlere doğru giderek hızla yaklaşıyoruz. Krizin üzeri de işte böyle örtülüyor bir anlamda yani, da. Yani iktidar da bunu örtülmüyor aslında örtülmüyor ama yani. Sadece böyle kısa süreli işte konularla gündem meşgul oluyor. Mızrak yani çuvala biz de, sığmıyor diyoruz ya artık işte aslında durumumuz sığmıyor o. Hiçbir şekilde. Şimdi daha önce neler söylemişti? Var mı örnekleri? Ya, not almıştım ama o kağıdı almamışım. Gerçekten ana haberde söyleyeyim bari ya. Yani, ama mesela ama gerçekten bak gerçekten şu çok sözü, ağır söylemlerdi. Çağırdık yani. Dönmediniz yuvaya. Ha. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Evet. Bu arada İyi Parti'nin yanıtı da Rıdvan Uzun yanıtı vardı. Evet. Diyor ki beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor. İşte de bir şey üzerinden geldi. Milliyetçilik ligi kurmak istiyorsa biz zaten oradayız. Siyasal İslam'la beraber bizi bir yere çekeceklerse biz zaten orada yokuz diye bir mesaj da var. Yani İyi Parti bu anlamda tepki koydu ama özellikle Ankara'da konuşulan birkaç zamandır şöyle bir durum da var. Yani işte Eskişehir milletvekilinin bir çıkışı oldu. AKP ve MHP ile niye ittifak kurmayalım ki? Belli ki İyi Parti'nin içerisinde bazı isimler, bazı işte siyasiler AKP-MHP ittifakının kendilerine daha fayda sağlayacağı inancında. Ama şu gerçeği unutmaması gerekiyor bu mesajları verenlerin. Bir kere MHP rahatsızlığından yola çıkarak kurulan bir parti. Yani MHP'nin içinde bulunduğu durumdan rahatsızlık duyularak ortaya çıkmış bir parti. Aynı zamanda seçmen kimliğine baktığında kentli, laik, cumhuriyet değerlerine bağlı, ilerici bir milliyetçi tabandan bahsediyoruz. Yani MHP ve AKP karşıtlığı içerisinde olan milliyetçi damardan bahsediyorsunuz ve MHP cephesi diyor ki gel komşu olalım. Şimdi taban buna ne diyecek? Yukarıda birkaç kişi buna belki belediye seçimleriyle ilgili olarak bir şeyler söyleyebilir de taban o zaman reaksiyon gösterecektir. Yani bu iş öyle Sayın Bahçeli'nin davetiyle tamam olur gibi bir noktaya gelmez ama MHP, İYİ Parti'nin içerisinde belli ki bunlar çok konuşuluyor ki Sayın Bahçeli'nin kulağına gelmiş ki böyle bir çağrı söz konusu ama hani Sayın Akşener'in hatırlarsan eve dön çağrısından sonra makam arabasında eve dönüyorum diye bir video paylaşmıştı. Şimdi komşuluk ilişkisi nasıl olur? Ona ne mesaj verir? Vallahi bilmiyorum. Sayın yani Akşener de çok sessiz bu aralar. Yani buna sessiz da sessiz. Ama şöyle Kürşat Zorlu'nun bir açıklama yapacağını biliyoruz. Hatta bugün bekleniyor o açıklama. Bakalım o nasıl bir yanıt verecek? Yani partinin dili nasıl yansıyacak buraya? Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor demesi de İyi Parti'den yanıtın gecikmemesi de aslında birazcık da oradaki düşünceyi de yansıtır bir şey var. Kürşat Zorlu da belki de buna benzer bir açıklamada ama bulunacak. Ama Cumhur İttifakı'nın genel tavrı ne biliyor musun? Seçim sattım haline girildiğinde, seçimin işte konuşulmaya başlandığında, kampanyanın şöyle bir gündeme gelmesiyle beraber yakıyor, yıkıyor, kutuplaştırıyor, herkese hedef alıyor, ağır sözler, ağır hakaretler. Yani gerçekten ağza alınmayacak ifadelerle karşı tarafa yükleniyor. Yani işte Sayın Bahçeli'nin ifadeleri, ipli ipsiz ifadeleri, işte zillet ittifakı bunlar hafif olanları, daha ağırlarını da biliyoruz. Yani seçim kampanyasını bunun üzerine kuruyor Cumhur İttifakı. Sayın Erdoğan da öyle, Sayın Erdoğan'ın kurmayları da öyle, Sayın Bahçeli'nin kurmayları da öyle bir kampanya yürütüyorlar. Seçimden sonuç aldıktan sonra da biliyorsun herkese şöyle bir kucak açıp herkese bir sarılma isteği duyuyorlar. Nereye kadar? Bir sonraki seçime kadar. Eğer ki o sarılabiliyorlarsa ne ala, kendilerine gelirlerse ne ala, gelmezlerse o ağır kampanya bombardımanı daha fazlasıyla devam ediyor. Şimdi ama İyi Parti mesaj. Ama içeriden birazcık böyle bir şeyler de duyuyor Bahçeli yani. Yani ama işte duymasına gerek yok işte Eskişehir milletvekili aleni bir şekilde dedi. Zaten o söyledi aleni bir yani. Şekilde ama demek ki hani bunları da görerek de bu çağrıda bulunuyor. Seçimden sonra Ankara milletvekili açıklamalar yaptı işte HDP üzerinden işte ne bileyim seçim kampanyası üzerinden yanlışlar diyerek vurgu yaptı. Adnan Beker'in yaptığı açıklamalar. İşte hatta söylendi AKP milletvekili Melih Gökçe'nin oğlu Osman Gökçek'le aynı arabada meclise geldiler şeklinde. İşte pek çok haber gündeme geldi. Şimdi bunları alt alta koyduğunuzda yan yana koyduğunuzda hani
sonuç itibariyle bir milliyetçi damar yarın öbür gün yan yana gelinebilir mi sorusu bugünün sorusu da değil. Zaman zaman hep soruldu. Acaba MHP, İYİ Parti bir araya gelir mi? Bir ittifak süreci olur mu? E şimdi AKP'nin olduğu yere İYİ Parti gider mi? Bu da hep konuşuldu biliyorsun. Yani özellikle Sayın Meral Akşener'in zaman zaman verdiği mesajla ya acaba Beştepe'ye bir göz mü kırpıyor yorumları yapıldı biliyorsun. Yani değerlendirmeleri yapıldı ama sonuç itibariyle 2023 Mayıs seçimlerine Millet İttifakı tartışmalar içerisinde zaman zaman sıkıntılarla, çok büyük problemlerle geldi, girdi, sonuç ortaya çıktı. Ama yerel seçimlerin dinamikleri çok farklı. Yani şöyle düşünün, özellikle belediyelerde kişiler çok öne çıkıyor, adaylar çok İsim. Öne çıkıyor. O yüzden de bu manevra aslında biraz daha böyle milliyetçi tabana aday üzerinden oluşturulabilecek bir çaba için yavaş yavaş bir altyapı oluşturma. Ama ben çok büyük bir olasılık olarak görmüyorum da İYİ Parti içerisinde belli ki bunlar gündem oluyor yani. İşte biz oradayız buyursun gelsin demişti İYİ Partili Tolga Akalın'ın da açıklamaları böyleydi. O yüzden bundan sonraki süreç galiba biraz daha hani parti sözcüsünün açıklamalarıyla net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama bir de çıkacak. Şey de var Elif. Mesela İYİ Parti'den özellikle son dönemde biz tek başımıza gireceğiz, tek başımıza girecekmiş gibi çalışıyoruz mesajları çok fazlasıyla ön planda olunca Millet İttifakı'nın tekrar kurulması, tekrar işte ayağa kalkması gibi bir durumun olmayacağı düşüncesi de zaman zaman pompalanıyor. Oysa biliyorsunuz seçim odaklıdır ittifaklar. Yani seçim varsa ittifak yaparsınız. Ama seçim bittikten sonra da her parti kendi programını uygulamaya devam eder. Her parti kendi işte çalışmalarını sürdürür. Şimdi böyle net ve işte iddialı mesajlar verilince tamam ya yani belli ki işte başka bir yol yürünecek. Başka bir yol yürünecekse o zaman bir komşu komşunun külüne muhtaçsa yan yana gelir miyiz diye bir hafiften şöyle alttan bir verme bu durumu galiba var. Bütün partilerde geçerli şu anda. Yani tabii. Yani işbirliğinin olmak durumunda olduğunu bütün partilerde biliyor. Yani bu zaten. İYİ Parti için de geçerli, işte Cumhuriyet Halk Partisi için de ki hani nasıl bir yani işbirliği diye ifade ediliyor artık. İttifaktan çok hani yerel seçime yönelik bir işbirliği yapasın diye konuşuluyor. Ne olacak bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu arada Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Sorumluluk almaktan vazgeçmedim dedi. Değişimi kişiye ve tüzüğe indirmemek lazım. Bir de kurultay süreci var şimdi CHP'de de. Evet kongreler devam ediyor. Kongreler devam ediyor. Kasım ayına yönelik işaret edilmişti. Dolayısıyla o noktadan sonraki aşamada CHP adına da çok önem taşıyor. O süreçten sonra belki işte daha net göreceğiz o işbirliğini diğer partilerle de. Dolayısıyla artık hızlanacak belli ki. Yani bu yaz dönemi artık noktalanıyor. Kongreler sürüyor bir kere her şeyden önce. Bu noktada şimdi tabii bütün bunlar oluyor siyasetteki. Ekim'de üstelik meclis açılınca daha da hareketlenecek. Öyle görünüyor. Bunu meclis da hep söylüyoruz. Açılır mı ya? Ne güzel tatil yapıyorlar aslında. Yani pek böyle açılacakmış gibi durmuyor meclis. Bu kadar sorun var gerçekten. Bak Elif yani hani siyaset gündeminde pek çok şeyi konuşuyoruz ama şimdi o kadar büyük sorunları var ki Türkiye'nin. Yani alt alta sıraladığında sorunsuz hiçbir şey yok. Bak sağlıkla başlayıp eğitimle devam edebilirsin. Dış politikadan çıkıp göçmen sorunuyla İngiltere'ye yapılan neler yani neler evet. duyuyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'yi kim yönetiyor sorusunu sordu. Yani İngiltere basınından İngiltere'nin işte ne bileyim göç bilmem ne idaresinden öğreniyoruz. Biz yani, öyle öğreniyoruz biz yani. Sen böyle zaten ama siz bilmeseniz de olur. Ne yapacaksınız? Biz zaten idare ediyoruz her şeyi. Siz bilip de ne yapacaksınız? Durumu var. Peki bunca mesele, bunca sorun nerede konuşulmalı, nerede çözüm ortaya çıkabilmeli? Mecliste. Türkiye çatı, büyük, meclis millet çatısı. Meclisi. O çatıdır yani. En büyük sorunlar, en büyük problemler nerede çözülür? Uzlaşıyla, ortak akılla, iktidarla muhalefetin yan yana gelmesiyle orada. Ya kapı kapanır mı? Milletin kapısı kapanır mı? Ha tamam tatile ihtiyacı yok mu? Var. Tatile herkesin ihtiyacı var. Ama bugün ülkenin ekonomik krizde inanılmaz bir boğulmaya doğru gittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Emeklinin sıkıntısı ortada. Memur bir zam pazarlığı içerisinde yepyeni bir tabloyla masaya oturmak istiyor. 3 ayda bir diyor mesela bana zam verin. 3 ayda bir. Niye? Çünkü enflasyon öyle devam ediyor ki
öyle 6 ayda bir, yılda bir falan filan konuşamayız diyor. Çünkü bir aylık işte hayat pahalılığı ikinci ayda bambaşka bir şey oluyor. Yetişemiyoruz. Ne oldu şimdi? Mesela zam gelmiş. Ne oldu şimdi bu benzin zammıyla mesela? Yani i̇şte bir taraftan ya, 900, gidiyor işte bak, yani. 50 litrelik bir depoyu 970 liraya dolduran bir üretici, tarlasına, işte bağına, bahçesine traktörle giden bir kişi 970 liraya dolduruyordu. Bugün 1900 küsüre, yani 1000 lira daha fazla ödemeye başlıyor. Ya 39 lira. Şimdi bizde yöneticiler diyor ki Avrupa'da hala en ucuz akaryakıt bizde. Niye? Çünkü orada da euro, Türk lirası matematiği yapılıyor yani. Oradan çek, buradan koy. Adamların o zaman asgari ücretlerini de bir Türk lirasına çevirerek konuşalım. Yani mesela Almanya'nın atıyorum 1600 euro ortalama neyi var? Asgari ücreti var. Çarpın 30'la 48 bin lira asgari ücret yapar. Bizim asgari ücretimizin 4 katı. Şimdi bunlar eğer meclisin gündemi olmayacaksa, mecliste mesela olağanüstü toplantılarda kapı açıldığında o şirketler, o holdingler cansiperane savunulacaksa, ya memur, emekli, işçi, ne bileyim üretici meclise nasıl dönüp bakacak? Çünkü şimdi Akbelen'de köylü, Akbelen'de ceviz ağacı olan insanımız, Akbelen'de zeytin ağacı olan insanımız, Akbelen'de doğasına, toprağına sahip çıkan insanımız gözünü kulağını çevirdi, meclise bakıyor. Meclisten şöyle bir iktidar tavrı ortaya çıkıyor. Vallahi bu şirket olmasa, vallahi bu santral olmasa Türkiye'nin üçte biri karanlıkta. İşte o gün Cemal Enginyurt'u dinledik yani nasıl cevaplar verdiğini. Siz işte bu şirketi mi savunuyorsunuz? Öyle düşündüm ben diye tepki gösterdi. Şimdi meclis kapalı, sorunlar. Ya şöyle düşün, Eylül ayında okullar açılacak. Eğitim sorunu. Bir tarafta işte tartışma yaratılıyor. Karma eğitimi de bir konuşalım. Kızlar, erkekler ayrılsın. Eğitim sorunu var. Çocuklarımızın beslenememe sorunu var. Okula beslenme çantası götüremeyen, beslenme çantasını boş olarak götüren çocuklarımız var. Nerede çözülecek bu mevzu? CHP Genel Merkezi'nde mi? Hani her şeyden sorumlu CHP, o zaman CHP Genel Merkezi'nde çözsünler bu sorunu. Ya iktidarın bu sessizliği, iktidarın bu hiçbir şeye dair bir cümle dahi kurmaması ne kadar ilginç, öyle hayır, değil mi? Hayır, bir de geliyor mecliste mesela, reddediliyor. Tabii canım yani. Onun yani, antrenmanını yapıyorlar ama. Yani gerçekten yani inanılmaz bir durum. Reddediliyor. Hani hem AKP ve MHP tarafından reddediliyor. Sadece zamları konuşurken işte bu akaryakıt zammının, biz şimdi birazdan Erdal Sağlam'la da konuşacağız ekonomi gündemini. Ama burada önem taşıyan şu var. Oraya zam gelmekle kalmıyor ki. Hayır canım, yok. Mümkün yani bu akaryakıt zammı sonuçta tabii bizim raftaki ürünlerimize kadar, nelere, her şeyimize kadar yansıması. Sosyal medyada yayına inmeden önce şöyle yine baktım böyle. Bir geçen hafta vardı işte Karadeniz'de bir yerde, Trabzon'da herhalde. Onu biliyorum, onu takip etmiştim işte. Soruyor, diyor ki zam gelmiş diyor işte akaryakıta. Bana ne diyor, beni ilgilendirmez, benim arabam yok diyor şimdi bak. Peki eyvallah, herkesin kendi düşüncesi. Tamam. Ankara'da aynı şekilde sormuşlar. Yine aynı şeyi söylüyor. Arabası olan düşünsün. Ya kardeşim, arabası olan düşünsün de bugün Antalya'nın işte domates tarlasından, bağından, bahçesinden çıkan o domates yürüyerek mi geliyor? Küfeye yükledik, hadi bakalım bizim arkadaşlar getirin onu İstanbul'a mı diyorlar? Yok. Tıra, kamyona konuyor. O otoyollardan geçiyor, o ücretli tünellerden geçiyor. Senin önüne gelene kadar nerelerden geçiyor ve ne kadar katlanarak geliyor yani. Sadece arabayla olsa keşke. Keşke hep 100 liralık benzin alsak. Yani o yüzden arabaların olup olmaması çok fazla bir şey değiştirmiyor zaten. Zaten arabayı çalıştırabilen mi var artık? Yani kontağı çevirebilen var mı? Herkes kilometre hesabı yapıyor şu anda. Evet, evet. Yani hani tatile gitmekten bahsediyoruz ya, gidiş gelişi de hesapladığın zaman. Tabii ki ya orada kalmasını bırak lira, yani. Bak, yakın mesafe 500, bak 500 lira. Yüksek hızlı trenle ilgili olarak çok fazlasıyla biliyorsun, hı hı, böyle kampanya yapıyorlar. Öyle büyüttük işte yüksek hızlı trenin şuyu buyu. İstanbul'a gitmek yüksek hızlı trende 400 liraya yakın. 360 küsür lira. Şimdi otobüste, uçakta mesela biliyorsun tavan ücreti diye bir şey yaptılar. Onun işte %15 şu kadar diye. Ben daha görmedim taban ücretten bilet. Yani yok öyle bir bilet. Sürekli uçak kullanırım.
Hiç görmedim yani. Gerçekten yok. Gerçekten yok yani. Yani bu inanılmaz. O yüzden de aslında gündemde bu olmalı. Meclisin açık olup bu konuları konuşması en önemli başlık olmalı. Ama biz işte atamaları konuşuyoruz. Evet. Tamer hak edenler Karadağ var. Daha önemli hak edenler var ama ya. Hak ya, ettiği için daha ya, önemli. Gerçekten. Şimdi Tamer Karadağlı dediğimizde hani tiyatrocu, sinema sanatçısı falan. Ya herkesin işte kendi işine, mesleğine tabii ki saygı duyalım. Ama bir duruşu olması lazım insanın. Hani bu siyasetçi için de böyle. Sanatçı dediğin zaten hani daha muhaliftir. Üstelik dünya görüşüyle ilgili olarak bir parti, diyelim ki işte benzer bir dünya görüşüne sahip bir parti iktidar olduğunda yine muhaliftir sanatçı, tabii. Aydın dediğin. Yanlışları dile getirir, işte eksikleri ortaya koyar, entelektüel birikimiyle, duruşuyla topluma bir şeyler anlatır, çoğaltır, doğrusunu aktarır. Ama her şeyden önce bir omurga lazım yani. Şimdi Tamer Karadağlı ile ilgili olarak bakıyorsunuz, Gezi olaylarında orada... Evet, o gün öyle düşünebilir ama sonrasında verdiği röportajlar var. Ya bak, not çıkardım gene hani çalıştım. Ne oluyor acaba ya? Diyor ki, yani ne değişiyor acaba? Erdoğan'la ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili. Genel bir korku var herkesin üzerinde. Aman şimdi ters gitmeyelim, iş bulamayız, kanallara baskı olur, rol bulamam, aç kalırım diye korkuyor insanlar. Bak, Erdoğan'la ilgili değerlendirmesi bu. Maalesef bu böyle bir dönem. Dönem eleştirisi de var. Ne güzel bak, aydın, entelektüel, sanatçı bir kimlik diyor ki dönem eleştirisi yapayım ben size. İnsanları bir korku iklimi içerisine adeta sıkıştırdınız. Bakın insanlar konuşamıyor. İnsanlar ses çıkaramıyor. Devam ediyor sonra. Bu sadece sanatçılar için değil, iş adamları için de böyle. Hayatın her alanıyla ilgili bir değerlendirme. Herkes kıyma yemiş kedi gibi. Onu kıyma yemiş kediyi bilemiyorum. Hani süt dekmiş kedi gibi. Onu demek istedi herhalde. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyoruz. Ben de dahil hepimiz korkuları yaşıyoruz. Herkes aman ters gitmeyelim, yanlış algılanmayalım derdinde. Kaç kişi tanıyorum yıllar önce farklı, şimdi farklı olan. Bak bir sistem eleştirisi var, işte bir duruş var, tavır var. Ama son cümle şu. Kaç kişi tanıyorum yıllar önce farklı, şimdi farklı? Demek ki yıllar içinde onu farklılaşabiliyor insan. Ha, onu demeyeydin iyiydi. Onu demeyeydin iyiydi. Yani sonra devam ediyor. Bak diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Sanatçılarımız cesur olsun. Ben de cesur olarak korkuyorum dedi. Sonra soruluyor. Zaman içerisinde birkaç yıl geçtikten sonra Tamer Karadağlı'ya diyorlar ki ya sen Sayın Erdoğan'dan korktuğunu ifade ettin. Böyle böyle de değerlendirme yaptın. Ama o zaman bir yanlama hali var. Yanlamaya başlamış taş fırın erkeği. O sırada sorulduğunda diyor ki ya sanatçılarımız cesur olsun dedi Sayın Erdoğan. Ben de cesur olarak korkuyorum dedi. Yani bir cesaretle bunu dile getirdim. Benim korkum Sayın Cumhurbaşkanı gelip kulağımdan beni tutacak, hapse atacak korkusu değil. Ben ülkenin genel durumundan korkarım. Hala bak bir sistem eleştirisi var, yaşananlarla ilgili tespit var, kaygısı kulağımızdan var işte, tutup evet. Götürecek hali yok ya derken aslında bir mesaj. Sonrasında da biliyorsun işte LGBT tartışmaları içerisindeki duruşu, tavrı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili mesajları, hükümete dönük verdiği mesajlar, ödül töreninde bir kadın sanatçıya tavrı, yaklaşımı. Şimdi devlet tiyatroları dediğim bir kurum yani. Başında tabii ki sanatı, tiyatroyu bilecek, liyakatli biri olmalı mutlaka. Yani bizim bu bulunduğumuz yerde de yöneticiler liyakatli olmalı. Bu işi iyi bilmeli, haberi bilmeli, televizyonculuğu bilmeli, ışığı bilmeli. İşte soru sormayı bilmeli, yazmayı bilmeli. Bunlar çok kıymetli tabii ki. Devlet kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü. Aynı zamanda bir özelliği de var. Yani her yıl orada işte oyunlar oynanıyor, inanılmaz bir kadrosu var, personeli var, emekçisi var, osu var, busu var. Tüm bunları çok iyi bilen birine ihtiyaç var. Sırf size şöyle iyi mesajlar verdi, sizi destekledi diye bir makam sahibi yapmak. Ha AKP iktidarında zaten ama işte böyle yani oldu bir ödül yani. Gibi olmuyor mu işte? Hep öyle oldu onun zaten. Karşılığı gelmiş oluyor. Hep öyle oldu zaten. Yani ama bak bu işte toplumun mesajı veriyor. Gezi'deki sözlerini de hatırlıyoruz yani. Bana destek verirsen sırtın yere gelmez.
İşte bütün yani. Bunların mesela topluma yansıması değil mi ya? Herkes izliyor, herkes görüyor sonuçta sürecin nasıl ilerlediğini. Valla topluma nasıl yansıyor ki işte Elif, onu konuşmak lazım. Evet yani biz nasıl acaba toplumun ya, gündeminde oluyor mu bu şu anda? Mesela biz ne diyoruz? Siyasi partilerde değişim. Örneğin hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim. Peki toplumda bir değişim? Ya toplumda hı-hı, artık bir değişim. Dur bir dakika ya, bir biz de bir artık bir şeyleri farklı algılasak, farklı bir şekilde görsek. Ha tabii ki siyasi partilerin içerisindeki işte atılan adımlar, verilen mesajlar, duruşlar hı-hı. değişimi beraberinde getirecektir. Toplum üzerinde bir etkisi olacaktır. Ama sonuç itibariyle toplum yaşadıklarını şöyle bir özümseyip görüp ona göre de bir değişim adımı atmalı yani. Bir dakika ya, bizim gittiğimiz yol yol değil. Biz giderek cehalete adeta saplanıp kalıyoruz. Biz ileriye doğru gideceğimize hep geriye gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Çünkü ortaya konan bazı politikalar var, yanlışlar var. Biz de her şeye rağmen destekliyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği adeta ellerinden alınıyor. O zaman bir şeyleri farklı değerlendirmek bir değişim. Değişim ihtiyacı sadece siyasi partilerde değil, mi? Toplumda, var. Toplumda da var aslında. Yani. Ama şu da var. Benim yani konuştuğum, duyduğum. Yok artık bu kadarı da olmaz denilen şeylerin ama olduğunu da görünce ama. Evet, yani bu kadarı da olmaya oluyormuş. Devam ettiğini ha, yarın da aynısını konuşacağız. Oluyormuş bak Elif, şöyle bir şey var, bu kadarı olmaz diyorduk, daha fazlasıyla daha oluyor. Daha fazlası. Diye. Çünkü toplum peki, bunu normalleştirdi. Heh, işte normalle kabullendi mi oldu? Maalesef bu artık kodlanmış bir şekilde verildi. Ve toplum şunu demeye başladı. Ne yazık ki toplumun belirli kesim. Dedi ki evet kardeşim, bal tutan parmağını yalar. Yani iktidarı desteklersen bir yere gidersin. Tabii çok doğal bir şey bu. Hayır öyle değil ama, öyle bir şey olabilir mi? Yani liyakat olmalı, işte hak eden olmalı, hak, hukuk, adalet mücadelesi bunun için veriliyor zaten her şeyden önce. İşte o yüzden hani sanatçılar hakikaten çok önem taşıyor. Yani toplumun önünde bir o hak aramayı unuttu toplum. Yani hak mücadelesi vermeyi artık unuttu. Çünkü ne diyor? Ama ben karışmayayım. Ben etliye sütlüye hiçbir şeye bulaşmayayım. Ama öyle olmuyor işte. Hani hep ne diyorduk yani, sandık çağrısı da yaparken, yani hangi siyasi partiye oyun verildiği değil burada. Sandığa gidin, işte herkes talebini bir şekilde dile getiriyor orada. Ama gitmeyen için de şu geçerliydi. Ayağını uzatmış adam gitmemiş mesela. Ama o sandık senin, hep diyoruz ya, içtiğin suya kadar, çaya kadar, ya, o torunlarının, her şey torunlarının belirliyor aslında. Tabii. Ama böyle bir duyarsızlık da başladı, ama bu sanatçıların işte vermiş olduğu mesajlar, siyasetçilerin, gazetecilerin ne kadar önem taşıyor bu, ama her sektörde oldu artık maalesef. Tabii. İşte. Şimdi tarihsel yani süreçlere, sanatçı, tarihsel yani Tamer Karadağ üzerinden gidiyoruz ya, ama. Şimdi bak, tarihsel şöyle bakalım, saraylarda sanatçılar hep vardır. Yani sarayda sanatçılar vardır ve o sanatçılar mesela işte kralı övmek için oyunlar yazar ya da kralı daha da büyütmek için şiirler yazar. Ama onlar sanatçı kimliğiyle kalır, aydın olarak değerlendirilmez. Bir sanatçı vardır, bir de aydın vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan aydınlar, aydınların o entelektüel birikimiyle, duruşuyla ortaya çıkmaları. Hani çoğu zaman siyasiler diyor ya, bu ülkenin aydınları nerede? Bu ülkenin işte üniversiteleri nerede? Yani aydınlanmanın en işte çıkış noktaları üniversiteler. Oralarda fikirler ortaya çıkacak, üretilecek, bir entelektüel birikimle beraber bir şeyler topluma aktarılacak, ortaya konacak. Nerede? Yok yani, üniversitelerin konuştuğunu görüyor musun? Nasıl konuşsun? Yok, artık ya, yok. Zaten atamalarla işte, orada da atamayı yani, konuşalım. Evet. Orada da AKP zaten milletvekilisin, atamalar. Aday adayısın, rektörsün, dekansın. Ya Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en böyle kıymetli üniversitelerinden biri olarak hep bildiğimiz. Yani ben Boğaziçi Üniversitesi'ne şöyle bir tercih formuna falan filan elim gitmiyordu. Benim öyle bir şeyim yoktu ki, başarı sıralamam mümkün değil. Türkiye'nin en parlak öğrencilerinin orada tercih yaparken yazdığı üniversite, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evet. Şimdi o üniversiteler öyle bir dönüştürüldü, öyle bir işte siyasi arka bahçe manevralarıyla bir noktaya getirildi ki üniversiteler niye konuşmuyor? Konuşuyorlar da iktidara dönük konuşuyorlar. Ama zaten onların seçtiği insanlar orada oturduğu seçtiği için. Seçtiği değil, atadı. Atadı, pardon. Seçse gene iyi. Seçilme değil. Yani, yanlış kullandım, ya seçme değil, atama. Mesela neye itiraz ediyorduk? 3
işte aday ortaya çıkıyordu. O üç adaydan en çok oy alanı ya da işte Cumhurbaşkanı onlardan birini az oy alanı rektör olarak atadığında Cumhurbaşkanları eskiden ayağa kalkıyordu toplum. Bir dakika kardeşim, adamın biri 200 oy almış, bu adam almış 70 oy, öbürü almış 30 oy. Sen 30 oy alanı nasıl atarsın sonra diye. Sonra benzerlerini ne kadar yaşadık. Ya işte şimdi o da yok. O bile yok. Seçim direkt doğrudan yani. Attım imzayı, gönderdim rektörü. Rektör kendini fakülte dekanı yapıyor 3-5 kere aynı zamanda bu arada. Yani rektör bilmem ne fakültesinde dekan olmaya devam ediyor. Yani aslında ülke olarak çok büyük problemlerimiz var da. Karnımızı nasıl doyuracağız? Nasıl sağlıklı besleneceğiz? İşte o çok önemli. Bugün yani. Mesela Cevdet Yılmaz konuştu. Şimdi birazdan Erdal Sağlam'a dönüyoruz. Onunla konuşacağız zaten bu orta vadeli programa yönelik. Onunla ilgili yine Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. İşte büyüme deniliyor, beklentiler söyleniyor. Ama halimiz işte ne durumda? Onu da böyle konuşuyoruz. Olsa, Cevdet Yılmaz'ın mesajı şu. Diyor ki yani bugünkü. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. Dedim ki ya ben hani ekonomist değilim. Ekonominin kitabını yazmayı bırak yani ön sözünü yazamayız. Bak resesyon nedir diye bir bakayım dedim. Öğrenelim ya, sonuç itibariyle birilerine bir şey anlatıyoruz akşamları. Resesyon. Duraklama dönemleri işaret eder resesyon. Yani duraklama dönemi bir anlamda. Toplam üretim miktarında gerileme olur. İşsizlik artar. Milli gelir düşer. Ekonomik şartlarda negatif değişimler yaşanır, yatırımcılar daha güvenli varlıklara, örneğin dolara yönelir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı diyor ki, resesyona düşmeme çabamız var. Şu alt alta sıraladıklarımıza baktığımızda biz resesyonun dibindeyiz zaten. Ne düşmemesi? Düşmüşüz, kalkamayız bile yani. Aslına bakarsan yani. Peki bunu konuşacağız birazdan. Biz Erdal Sağlam'a döneceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani bilmiyorum Bodrum kadar keyifli oldu mu? Vallahi hiç keyifli değil. Hiçbir yer keyifli değil. Nereye gitsek aynı konu konuşuyoruz. Değil mi? Ekonomi ama her zaman birinci sırada. Ondan sonraki süreçte işte bizi görenler genellikle siyasetle ilgili konular açılıyor. Ama herkesin derdi okul açılacak, okul paraları. Yani inanılmaz durumda herkes. Servis, onu çok ayrı ayrı konuşmak gerekiyor tabii, gerçekten. Aynen. Yemeği, servisi, okulu ne olacak? Çok zor bir kış bekliyor hepimizi.